Selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler. Malum ülkemizde büyük bir deprem oldu. O depremden dolayı video çekimlerine biraz ara verdik. Depremde ölenlere Allah rahmet eylesin. Yakınlarına Allah sabır versin. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Hayat devam ediyor. Ne yazık ki yapılması gereken işler de bir yandan yapılıyor. Ve ben de bugün Alifakı çiçek serasındayım. Daha önce domates diyordum ama gül serasındayım. Gül serası için bugün gül dikimi yapılıyor. Bu videomuzda gül dikimi hakkında biraz konuşacağız. Çok uzman olduğum, bildiğim bir konu değil. Ama buradan hep beraber nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor sizlerle beraber göreceğiz. Bizler de bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. Bundan 1-2 ay sonra da Allah izin verirse daha renkli, daha güzel videolarımız buradan gelecektir. Bu alanda daha önce video çekimi yapmıştım. Buranın damlaması döşenirken. Şimdi de dikim yapılıyor. Dikim videosunu da sizlerle paylaşmak istedim. Çok yıllık damlama hortumları kullanılmış ve şu anda su veriliyor. Gül çeliklerimiz de gelmiş. Gül çeliklerini dikiyoruz. Hatlarımızın mesafesi 1 metre, 1 metre 10 santim, 20 santim bu civarda. Sıra üzeri mesafe de şöyle hep beraber bakalım. Şöyle yaklaşık 15 santim. Şu şekilde dikiliyor. Şöyle birini de çekelim. Yaklaşık bir 4 parmak yere batırılıyor. Bu şekilde dikenler aşağı bakacak şekilde dikim yapılıyor. Dikim elle yapılıyor. Çalışan arkadaşlarımız burada. Sabahtan beri ekilen alan burası. Şu anda öğlen sırası. Biraz başta yömüye fazla gidiyor. Daha sonra işçiliği nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Şu da mesela güllerin patlamış hali. Daha sonra buralar hep böyle patlayacak. Şimdi bizim araç geldi. Şey burada mıydı? Abdullah. Abdullah burada mı? Abdullah yok. Abdullah olsa biraz daha güzel bilgi alırdık. Derya abla kolay gelsin. Hoş gördük. Nasılsın? İyisin? Çok şükür. Koşturuyoruz. Sen nasılsın? Allah selamet versin. İyiyiz. Gül dikimi yapıyorsunuz. Nasıl dikiliyor? Size net söylediler. Onu bir şey yapalım da. Gül dikimlerimiz zaten dikime hazır vaziyette geldiler. Evet. Gözleri alınmış. Her damlama başına çapraz şekilde sağlı sollu ekimimizi yapıyoruz. Yani 20 santim. Evet. Bak çok da zaten bir şey yok sanki böyle hemen. Yani şimdi bu işin en kolay kısmı. Evet. Daha sonra ne yapılacak burada? Daha sonra bunlar akıllı aşırı fidelerle buradan aşı yapılacak ve seralara hazır seraya götürülecek. Evet. Aşı acaba burada mı yapılacak yoksa şeyde mi yapılacak? Seranın içinde mi? Hayır, söylediler burada, mi? Burada yapılacak. Evet. Şimdi böyle bir onlar ileriki alanı. Aşamada. Gelen çelikler bu şekilde, evet, arkadaşlar. Bu şekilde. Dikime hazır hale gelmiş. Gözleri açılmış. Şimdi bizim bu Adana bölgesi, bu bölge biraz gülden uzak. Daha çok Antalya, Isparta o bölgelerde yapılıyor. Buraya gelen arkadaş gerekli şeyleri söyledi. Bu sabah ben burada yoktum. Mühendis arkadaş gelmiş. Derya abla dikerken neye dikkat edeceğiz diye bir şey söylediler mi? Gözlere dikkat edeceğiz. Gözü alınmış yerler toprağa gelecek. Alınmamış, patlamış şekilde şimdi olan. Bir tane fide versene bana. Fide diyoruz, çelik. Hı, çelik. Evet bak, çeliklerimizin gözleri alınmış. Burası evet, gözler toprağa alınmış. Gelecek. Şu gözü açık yerler toprağın üstünde kalacak. Anladım. Evet. Toprağa girecek yerin yapacağız. Yani fide geldiği zaman, çelik geldiği zaman göz alınmış arkadaş burada. Evet. Bir de şurada da bir göz varmış. O da alınmış. Bu göz alınmış yer yere batılıyor. Gözü bulunan şu nokta ise havada kalıyor. Evet. Yaklaşık bir şu kadar arkadaşlar toprağa batırılıyor. 15-20 santim içine. Bir batır bakayım. Bu kadar. Yani çok zor bir şey değil. Bir 15 santim falan batırılıyor. Ama batırırken dikkat edilecek husus, göze alınmış yer batırılacak.
Aynı biber gibi arkadaşlar. Bizim Baharlı'da Charleston biber ekiyorduk ya. Mesafeler o şekilde. Hatta at arası da bu şekilde. Bu şekilde dönüme tahmini olarak söylüyorum. 6000-7000 civarında çelik dikilmekte. Kolay gelsin Derya abla. Sağ olasın. Daha bundan sonra buraya çok geliriz ama böyle bir gül zamanı gelek de renkli renkli videolar çıksın. Gelecek 14 Şubat'ta inşallah. Gelecek 14, yok gelecek 14 Şubat'ta kalmayız ya. O zaman işine başlarız zaten. Ama bu 14 Şubat çok üzücü geçti. İnşallah gelecek seneki 14 Şubat'ımız bu kadar üzücü geçmez. Bu deprem dolayısıyla hepimizin morali bozuk. Psikolojimiz bozuk. Ama bir yandan da hayat devam ediyor artık. Depremin üzerinden 12-13 gün geçti. Allah herkese sabır versin. Biz de bu arada ay başından sonra, az kaldı birkaç gün sonra biber ekim faaliyetlerine başlayacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, çok uzman olduğum bir konu değil ama bir çiftçi olarak genel şeyi aynı, dikim şekli aynı. Bizim biberler gibi dikiliyor. Charleston biberi, standart Charleston biberini kumda bu şekilde, bu mesafede dikiyoruz. 7000 civarında bir çelik dikiliyor. Çelikler dışarıdan geliyor. Burada bir köklendirici var. Oraya gidemiyorum, uzak şimdi. Muhtemelen %99 indol butrik asit. Ona bir 5 saniye bandırıyorlar. Daha sonra bu ekim alanına getirip dikiyorlar. Buradan da aşılanacak bu fideler, ama serada aşılanacak ama burada aşılacak tam olarak bilmiyorum. 2 ay sonra söküm zamanı. Bunlar tabi yeşerecek, kök atacak. Aşılandıktan sonra söküm makinesi gelecek. Bunlar sökülecek ve şu seranın içine alınacak. Serada orada gül üretimi, kesme gül üretimi orada devam edecek arkadaşlar. Şimdi bir de burası, bu bölgenin komplesini, yani hem seraları hem bu bölgeyi Reis Botanik diye bir firma aldı. Reis Botanik de Antalya firması, burada faaliyetlerine başladı ve umarız bölgemize hem örnek olur hem de ekonomimize, bölge ekonomisine katkıda bulunur. Bunlar da gül çelikleri. Belli zaten şu gözleri almışlar. Bu taraf yere katılacak. Üst taraf havada kalacak. Bu şekilde bir dikim yapılıyor. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bu gülün sonraki videolarını da çekeceğiz inşallah. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tüm Türkiye'nin de başı sağ olsun. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. İnşallah Allahu Teala bundan sonra böyle büyük acılar yaşatmaz bize diyerek hepinize hoşça kalın diyorum arkadaşlar.